وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا اللَّهُ أَكْبَرُ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ آمين. وَلَا عُدْوَانَ Hazretlerinin ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Hakiki bir İslam mücahidi idi. Dünyada iki tür hak anlayışı var. Firavunların hak anlayışı ve peygamberlerin hak anlayışı. Hocamız peygamberlerin hak anlayışını hakim kılmak için mücadele etmiştir. Biliyorsunuz 4 sefer partisi kapatılmıştır. Kapatılma gerekçesi asıl itibariyle İslam'ı savunuyor olmasıdır. Mekanı cennet olsun. Kendisine tekraren Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Ben değerli genel başkanımızın bu söylediklerine aynen katılıyorum. Çok kıymetli Mustafa Kamalak beyefendi samimi duygularını ifade etti. Selamünaleyküm. Yok mu böyle yapıyor ya? Yani aslımızın yetiştirmiş olduğu modern bir İslam anlayışını getiren bir büyük kişiydi. Allah rahmet eylesin. Yani İslam alemi veya Türkiye'miz büyük bir liderini kaybetti. Eksikliğini hissediyor musunuz? İllaki. Ya da ondan illaki. Sonra gelenler onun eksikliğini doldurabildi mi? Doldurmak tabii mümkün değil yani. Eksikliğini hissediyoruz. O her yönüyle örnek bir insandı. Yani 41 yıllık mücadele arkadaşım. Ben hocamla 70 yılında Çarşamba'da tanıştım. O zaman ilçe başkanı Nizam Partisi'nden tanıştım. Hocamın daha önce Gümüş Motor dönemini iyi takip ettim. Allah hocamızı kanı kanı rahmet etsin. Son 85 yılın Türkiye'nin en müstesna yetiştirdiği bir insandır. Yerini doldurmak mümkün değil.